Efendim, Risale-i Nur davayı azmendi. Risale-i Nur aslı Osmanlıca mı, Kürtçe mi, bir de aslında başka dile çeviri yapınca manada zayıflama olur mu? Tam istifade için aslını okumak daha fazla feyze kapı açar mı? Risale-i Nur Türkçedir. Osmanlıca falan değildir. Kürtçe de değildir. Arapça da değildir. Türkçedir. Ve Sure-i İbrahim'deki bir ayetin delaletine göre Türkçe gelmesini Cenab-ı Hak tahsin ediyor. Met ediyor. Bu asırda irşadın Türkçe geldiğini Allah met ediyor. Sure-i İbrahim'deki bir ayete göre. Onun için ben diyorum ki elbette Arapça en güzel bilinmesi lazım gelen birinci derecede bir dil. Ama bana deseler ki en iyi bir şekilde Arapçayı mı bilmek istersin, Türkçeyi mi bilmek istersin? Ben derim ki Türkçeyi bilmek isterim. Niye? Risale-i Nur Türkçe çünkü. İrşad Türkçe gelmiş. Hiçbir dili aynı aynına başka bir dile çeviremesin. Hiçbir eseri halindeki yüksek mertebesiyle başka bir dile çeviremesin. Dil histir. Dil millettir. Dil hayattır. Yani şimdi bizim kendi aramızda oflo kafama öyle şey, kafam kazan oldu. Bunu İngilizcesinin neresine çevireceksin? Rus'un nesine çevireceksin bunu? O gider kazan arar. Onlarda da öyle deyimler var ki bizde öyle olur. Yani bir dil asla kesin olarak aynı aynına özelliğini kaybetmeden başka bir dille tercüme edilemez. Hele Risale-i Nur. Ama tercüme etmesinler mi? Elbette etsinler. Oradaki insanlar da istifade etsinler. Nedir, ne diyor, ne yapıyor? Ama irşat olmak istiyorsa Rusçasıyla irşat olmaz. Türkçesini bilecek o iş. İrşat Türkçe gelmiş. İrşat Türkçe gelmiş. Malumat olarak istifade ederler. İrşat olamazlar. Onun için başka dillere tercümesi iftihar ediliyor. Yani ben de iftihar ediyorum. Yüz bilmem kaç dile çevrilmiş. Üstadım benim eserim. Benim eserimi tercüme ediyorlar. İftihar ediyorum. Ama benim eserimin aynısını tercüme mümkün değil. Aynı aynına tercüme mümkün değildir. Onun için aslını okumak lazım.